Evet, selamlar. Bir süredir kanalımı daha böyle biliyorsunuz personal bazı konuları paylaşabileceğim bir ortama dönüştürmeye çalışıyordum. Normalde sağa sola bu şekilde çekiyordum ama hep canlı yayın olduğu için maalesef görüntü kalitesi çok düşüyordu. Bu sefer hem kanalıma daha farklı bir aroma gelsin, hem biraz teknik alan dışından dışarı çıkıp biraz daha farklı konulara değinebilirim diye, hem de biraz hani böyle yutan sonbaharını göstereyim daha düzgün bir video ile, daha kaliteli bir video ile derken arkadaşlar böyle bir video, buna benzer videolar yapmaya karar verdim. Canlı yayın olmaması video kalitesi açısından önemli. Maalesef canlı yayın olunca hem ses kalitesi hem video kalitesi gerçekten kötü oluyordu. Evet, şu an Utah'ın 2020 sonbaharını görüyorsunuz. Burada neredeyse 10 tane sonbahar geçirdim. Belki daha da fazla, belki bir tane daha fazladır, 11 olabilir. 2010'dan beri. Öyle. Yani bayağı bir arkadaşlar hayatımın biliyorsunuz 3'te 1'inden fazlası Amerika'da geçti. Neyse. Şu an böyle müsaitseniz etrafa bakın. Ağaçlara bakın. Çok güzel yaprak dökümü olur buralarda. Sağda solda belki Halloween geldiği için şeyler görmeye başlayabilirsiniz. Dekorasyonlar. Çok daha bir şey yok ama normalde güzel dekorasyonlar var. Mümkün mertebe belki ailece şey yapmayı seviyoruz böyle. Cadılar Bayramı'nda biletin dekorasyonuna bakmak için böyle bir arabayla falan gezmeyi planlıyoruz. Ondan sonra belki onu video alıp kanalımda paylaşmaya çalışırım. Ben şahsen yaptıkları dekorasyon çok hoşuma gidiyor. Çok güzel dekorasyon yapıyorlar. Şeyde de öyle, Christmas'ta da öyle. Yılbaşından daha ziyade Christmas'ta da öyle. Artık çoğunuz herhalde biliyorsunuzdur. Yani yılbaşı, Christmas aynı şeyler değil vesaire vesaire. Artık onlar. Ama şöyle söyleyeyim. Bana baktığı ölçüde şeyi seviyorum arkadaşlar. Bu yıl sonuna doğru kış zamanını. Çünkü bayağı bir tatil oluyor. Ve özellikle de bu sene bayağı bir tatile ihtiyacım var. Hatta iş yerine falan konuşuyordum böyle işte bizim diğer menajer arkadaşlarla vesaire. Herkes diyordu yani Tarık senin bayağı bir tatile ihtiyacın var diye. Hak ettiğim bir tatil diyorlar yani. Gerçekten hak ettiğim, yorulduğum bir sene oldu bu sene. Onun dışında ben nereye gidiyorum? Şu an Best Buy'a gidiyorum. Bir şey alacağımdan değil ama bir Best Buy'ı gezmek istedim. Bazen böyle Amerika'da vardır me time. Yani kendime ayırdığım bir zaman bu zaman. İş, güç, şu bu derken bazen böyle işte çok nadir olsa da özellikle de bu Covid sürecinde daha da nadir bir hale geldi. Olsa da arada böyle bir çıkıp tek başıma işte bazen böyle bir yere gidiyorum ya da işte Best Buy genelde takıldığım yer. Şu an Amazon bir Prime Days diye bir şey başlattı. Dolayısıyla işte 2 gün vesaire, 2 gün mü öyle bir şey herhalde satarım. 2-3 gün mü öyle bir şey. Bayağı bir şeyler düşünmüşler fiyatlarını. Belki Black Friday'den daha iyidir öyle söyleyeyim. Black Friday çok hikaye geliyor bana. Doğrusunu söylemek gerekirse çok bir şey olmuyor gibi. Yani böyle deal'lar oluyor ama benim aradığım hiçbir şeyde bir deal olmuyor gibi yani. Böyle onun için çok da faydasını görmedim. Bu sefer şeyde Amazon'da şöyle bir deal gördüm. O çok güzel bir deal'dı. Bose marka bilenler bilir. Wireless headphone'lar var. Ben Bose'da önce bir defa sahip olmuştum. Bose'da çok çok güzel bir şey. Çok hafif. Çok güzel noise cancelling var. Ve Wi-Fi. $350 falan. Şu an arkadaşlar Amazon'da $199 düşürdüler Prime Day boyunca. Yani eğer ihtiyacım olsa belki almak isterdim. Yani şu an ihtiyacım yok diye bakmıyorum ama. Bunu gören diğer firmalar da Best Buy gibi onlar da dediler Amazon yine malı götürecek diye düşünüyorum. Belki öyle demiş olabilirler. Burası kaç? 11 bin aslında. Buradan dönebiliriz. 10 bin mi yoksa? 10 binmiş. Benim gözlerde astigmat var.
Normalde akşamları daha kötü olsa da şu anda çok iyi sayılmaz. Astigmattan dolayı arkadaşlar geceleri falan görme sorunu yaşayabilirsiniz. Işıklar daha parlak geliyor. Ama biraz hem miyop hem astigmat var aslında, ikisi de var. Onun için okumada zorluk yaşayabiliyorum. Uzağa okumada zorluk yaşayabiliyorum. Evet. Umarım böyle videoların devamını getirebilirim. Umarım böyle videolarda biraz daha farklı bir flavor katar, aroma katar benim kanala. Daha önce söylemiştim, çok böyle can canlı videolar çekme niyetinde değilim. Ya can candan kastım işte hani gittiğim işte lüks restoranda şu yemek yedim, şöyle yaptım vesaire. Hani ufak tefek belki şey düşünüyorum, hani Amerika'da ne yenir, ne içilir gibi böyle. Hani kendi hani benle aynı şeye sahip olanlar, ne derler, dietary restriction deniyor da, hani böyle işte şunu yiyemez, bunu yiyemez vesaire. Mesela Amerika'da her eti yemiyorum yani şimdi. Şu arada bunu merak edenlere söyleyeyim. 20 miles per hour. Burada okul çalışması mı var ya? Normalde okul zamanı olunca arkadaşlar burada 20 miles per hour, yani 20'ye düşürüyorsunuz hızınızı okul olduğu yerlerde. Eğer okul açıksa, öğrenciler falan varsa, ne derim, malum yani hızınızı düşürüyorsunuz işte yani. Ve genelde herkes düşürüyor. Ben şimdi artık düşürmeyen görmedim, ben de dahil. Yani çocuk sonuçta. Öyle bir şey yani. Bir herhangi bir kazaya sebep olmak istemez. Çocukların ne yapacağı belli olmaz. Atlarlar, zıplarlar. Hemen sordum, benim lazım bir şeye geldik aslında. Costco kısmına geldik. Evet. Şu an Best Buy'a yaklaştım ben aslında bayağı bir. Şu karşısı arkadaşlar West Dağları. Batının dağları. Arkamızda East kaldı. Ondan sonra normalde burası bizim geldiğimiz yer. Bizim geldiğimiz Costco buradaki. Costco. Ne anlattım hakkında hiç fikrim yok. Bir şey anlatıyorum ama başka konu girince dağıldı gitti. Neyse, Best Buy'a geliyorum ben. Belki Best Buy içinde de birkaç tane shot alabilirim, emin değilim. Çok öyle şey sevmiyorum. İnsanlar bana bakarken kameraya konuşmak biraz. Eğer biriyle konuşmuyorsam biraz da bes geliyor bana. Neyse, yemek meselesinden bahsediyorum. Ben her yediğimden içtiğimden değil ama belki böyle Amerika'da hani yeni gelen insanlar olabiliyor. Aynı diet restriction ya da aynı şekilde hani her şeyi yemeyen, bazı şeye dikkat eden, her şeyi yemeyen kastım hani eleştiri manasında değil de bazı şeye dikkat eden insanlar olabilir aranızda. Ben bazı şeye dikkat ediyorum. İşte etlerde olsun, gıdalarda olsun falan. Tabii yemediğim bazı elementler var. Onlara dikkat ediyorum. Edenler varsa videoda paylaşmaya çalışabilirim. Böyle ufak tefek. Şu sol tarafta Best Buy kaldı. Aslında Best Buy'a da bir giriş yapsalar adam akıllı iyi olacak da. Şu direkt şöyle soldan dolabilsek. Yapmamışlar ya. Görüyor musunuz, geçti ama tabelası. Şimdi ben sol döneceğim, oradan Best Buy'a gireceğim. Belki lütfen yapabilirim. Normalde Best Buy kapalıydı. Bir süre kapalı kaldı arkadaşlar bu Covid'den dolayı. Geçen şöyle baktım, açmışlar. Store açmışlar. Bilmiyorum şey var mı, insan limiti var mı? Normalde bir süre insan limiti oldu store'lara, dükkanlara girmedi Amerika'da. Dolayısıyla kuyruklar falan oluşuyordu. Ben bir defa şeye gittim. O zaman çok garipsemiştim artık böyle. İşte size gösterdim Costco. Yani görmediniz ama yolunu gösterdim. O Costco'da işte oraya girmiştim bir defasında. Hava böyle yağmurlu, işte bu Covid'in ilk böyle işte ilk dalganın geldiği zamanlar. Ondan sonra bayağı şey bir yerdi yani, böyle şey bir zamandı yani, hem soğuktu hava hem yani virüs vesaire, bayağı bir işte ne bileyim Sovyet Rusya gibi hissettik yani, böyle İkinci Dünya Savaşları vesaire. İşte orada öyle bir şey yapmıştık, gitmiştim oraya. İlk defa öyle bir sıra gördüm ya, yani upuzun bir sıra. Dedim arkadaş, gaz kuyruğu gibi yani. Girdik sıraya, dedim bari hızlı geçer. Sıraya bir girdim, geçmiyor sıra yani, bekle bekle. Artık böyle soğuktan falan hani hapşurasım geldi yani, böyle üşüdüm vesaire. Ya dedim arkadaş, Covid yok ama millet emri tekme tokat dövecek şimdi.
soğuktan donmaktan dolayı hasta gibi gözükmeye başladık. Derken dedim ya ben buradan gideyim, henüz yapacak bir şey yok. Uzmanlarla biraz işte sağa sola mecburen şey koymaya başladık çünkü belirsizlik başladı. Hani böyle şey değil, yığma falan yapmadım ama ufak tefek belki böyle ufak işte makarna olsun, ondan sonra pirinç olsun, böyle ufak tefek şeylerden bir tane almak yerine iki tane aldım, kenara koydum biraz. Curbside delivery. I'm not a curbside delivery. I'm just gonna park it over here. Evet. Evet, Costco burası. Best Buy burası, pardon. Best Buy'da da arkadaşlar şey var işte, curbside delivery yaptılar. Hala yapıyorlar. Store'a girmek istemiyorsan online alıyorsun. Hemen geliyorsun. Burada adamlar direkt arabana getiriyorlar. Ben burada bitireyim videoyu. Yine sonra devam ederiz belki. Ya da belki bu birkaç part olur. Ben hepsini birleştirir öyle yüklerim. Evet. Videonun ikinci parçasına hoş geldiniz. Best Buy'a gideceğimi söylemiştim. Best Buy'a girdim çıktım arkadaşlar. Fiyatlar feci düşmüş durumda. Yani normalde televizyonlar falan var şu an işte 4K 65 inç televizyonlar var. Fiyatları 500 dolara düşmüş yani. Bunlar bir zamanlar 1000 küsur olan televizyonlardı yani. Samsung'un, LG'nin hani böyle adından duymamış televizyonlara değil yani, piyasadaki yeni televizyonlar diyebileceğimiz markalar bunlar. Televizyon markaları. Fiyatlar arkadaşlar 500 dolar ya. 65 inç devasa televizyonlar 4K 500 dolar. Tabii vergisini falan eklerseniz 545-550 olur ama neyse. Yani durum o. Şu an esas biraz oradaki Best Buy'daki elemanla konuştuk biraz. Şimdi piyasadaki işte bu popüler olan televizyonlar artık 8K yani 8K resolution'a sahip, çözünürlüğe sahip televizyonlar. Bu Crystal, bunlar bir de Smart TV yani, bunlar bende de var şu an LG bir tane. O zaman 55, ben aynı fiyat 55 inç almıştım LG. Aynı fiyataydı yani, 500 dolar falandı bundan bir yıl, birkaç yıl önce. Şu an 65 inçler feci derece düşmüş durumda. Şu an nereye gidiyoruz? Şu an Walmart'a gidip birkaç alışveriş var, onları yapacağız. Şu sağ taraftaki yeri görüyor musunuz arkadaşlar, ofis? Ben burada 10 senedir şu ofisi görüyorum. Ya şu an berber olmuş da, bir ara boştaydı. Şu sağ tarafta tuğladan bir yer var hemen, görmüşsünüzdür. Nasıl ben buradan geçsem, hep demişimdir ya, keşke orası benim ofisim olsa. Böyle içinde yazılım, ufak bir yazılım şirketi, belki biraz consultancy. İşte 4-5 tane mühendisle beraber böyle kafamız, yani böyle dost olduğum mühendislerle böyle takıldığım, iş yaptığım bir yer. Bir hayalim arkadaşlar yani, böyle bir ofis sahibi olmak. İşte bir tane, birkaç tane böyle çekyat atmışım. Yani işte couch, çekyat mı dersen artık. Tam çekyat da sayılmaz herhalde de. Ondan atmışım böyle 3-4 tane. İşte yorulunca biraz uyuyorsun, hemen orada kestiriyorsun, oturup çay muhabbet vesaire. Ara veriyorsun, böyle yemek falan getiriyorsunuz. 4-5 kişi ya, çok fazla olmasa yani, çok da büyümek gibi derdim de yok. Yani böyle iş geliyor, yapıyoruz. İşte ondan sonra muhabbet, işte kafamız rahat. Müsaitsen geliyorsun, değilsen evden falan da çalışabilirsin. Ama zaten öyle bir ortam olacak ki, hayalimdeki ortam eğer gerçek olursa zaten, yani devamlı ofise gelmek isteyeceksin. Ofis senin için şey bir ortam olmayacak böyle işte hani. Hatta ofise ne bileyim, istersen pijamanla gel. Tabi o kadar da şey hani doğru atlet gelmek olmaz ama rahat yani, böyle biraz hemen bir yoruldum mu 10 dakika kestireceğim bir yer. Hemen orada çay demleyip çay muhabbet edeceğiz. Sen kahve, çay, ne varsa. Böyle bir ortam. Olur mu emin değilim ama hayallerimden bir tanesi o. Tabi bu yaş artık bir zaman sonra olacak gibi de durmuyor. Yani çok ciddi bir değişimin olması lazım hayatımda. Ama şey insanı mutlu ediyor. Hani büyüme ihtiyacın olmaması. Yani büyüyeyim, gelişeyim, daha çok müşterim olsun, daha şöyle olayım falan. 5 tane ofis açayım. Bu arkadaşlar her ne kadar bu usta hırsınız varsa bundan zevk alıyor olabilirsiniz ama yani benim daha niyetim böyle. Ya arkadaş, büyüme ihtiyacım yok. İş gelsin işte, istediğim kadar o parayı kazanayım. Yani çok böyle milyon dolarlar falan değil ama işte normal hayatımı yaşayacağım. Ondan sonra delirtmeyecek kadar para kazanayım. İşte ne bileyim, çocuğun işte üniversitesiydi, şuydu, buydu vesaire. Yani 2-3 tane çocuğu rahat böyle üniversite okutabilecek şekilde Amerika'da, ki zaten çocuklar başarılı olunca burada eğitim pahalı diyoruz ama doğru, pahalı. Onu da söyleyeyim de, burada arkadaşlar eğer çocuğunuz başarılı ise
Zaten üniversiteler full burslu alıyorlar o çocukları yani. Yani onun için ya işte şey gibi ya Bilkent bursluya girmek, bursluya girmek gibi bir şey yani. Otlayı ne yapın? Dolayısıyla şey yani durum. Böyle bir şansınız var yani. Bazen burada diyelim üniversite falan pahalı deniyor, insanlar çekiliyor ama yani pahalı şu pahalı. Eğer hani lokaldeki üniversiteleri falan tercih etmiyorsan bir, dolayısıyla resident olmadığın bir yere gidiyorsan yani orada yaşamamışsın, o eyalete vergi vermemişsin. Dolayısıyla adamlar diyor ki ya vergi vermedin bir eyalette, yaşamadın bir eyalette, katkı sağlamadın bir eyalette üniversitede okuyorsan da işte bir şekilde buradaki insanların buradaki vergilerle kurulmuş ya da buradaki vergilerle bir şekilde ayakta kalan bu üniversiteyi okumak istiyorsan biraz ekstra para vereceksin ki insanlara eşit olsun mantığıyla herhalde bakılıyor. Öyle bir şey var. İkincisi ise zaten çocuk başarılı çocuksa burslu okumasının da üzerine ekstra şey yapıyorlar arkadaşlar. Yani adamlar ekstra para veriyorlar yani. Hani şimdi burada tabii çoğunuz belki Türkiye'den geldi. Türkiye'deki eğitim sistemi, benim geçtiğim eğitim sistemi biz çok hardcore çalışıyorduk. Yani ben yani benim çalıştığım kadar burada çocuklar çalışsa, üniversiteye hazırlandığımız kadar çalışsa çocuklar, ya bırakın bursu, bırakın para verme, üniversite üzerine yaparlar yani. O kadar ders çalışıyorduk biz. Ondan sonra ve yani buradaki liselere falan daha öyle değil. Yani burada şey, liseler daha farklı şeylere falan da bakıyorlar. Biz yani amacımız bizim işte matematikte, fende, şunda bunda 10 numara olmaktı yani. Burada ise biraz daha çocuklardan şey bekliyor üniversiteler. Hani sadece ders değil. Ama dersler çok da zor değil yani. Böyle bir görseniz şimdi anlatmayayım ama yani çok öyle aman aman dağım şam. Yani lise lisesine göre değişiyor ama yani bizim hani ben daha lise 1'deyken falan özellikle matematik soru bankaları bitiriyordum yani. Hani öyle ders çalışıyorduk. Ondan sonra matematik, geometri, şey geometri, şu bu vesaire imanımız geviriyordu yani. O çocuklar arkadaşlar, buradaki liseli talebelerin hani ben kendi açımdan bahsediyorum yani, liseye ders çalışmamışsanız kendinize kıyaslamayın ama hani benim etrafımdaki insanlardan bahsediyorum ben. Ya da üstüne gerçekten böyle şey hazırlanan insanlardan bahsediyorum. Yani buradaki talebeler arkadaşlar bizim o zamanki şeyimizin %10'u bile çalışmıyorlar. Ama onlar tabii başka işler yapıyorlar. Şimdi onu da söylemek lazım. Böyle işte sosyal gönüllülük projelerine falan bulunmaları önemli oluyor. Futbol ya da spor yapıyorlar ama onları üniversiteler gerçekten kayda alıyorlar yani. Burs vermek için. Bu şimdi bir yere bas arkadaş ya. Aslında geçebilir miyiz bu arkadaşlar? Sonra önce geçebiliriz. Bir geliyor. Şuradan şöyle yavaşça girip. Ondan sonra yani böyle başka şeyleri falan da göz önünde bulunduruyorlar yani. Yani sadece çocuk işte ders çalıştı, akıllı falan değil, bayağı bir şey var. Hatta mesela çocuklar yarışmalara falan katılıyorlar mı ya da böyle bir ödülleri falan var mı işte, böyle tanınmış yerine ödüller alıyorlar mı? Amerika'da ama şunu söylüyorum, Amerika'da arkadaşlar ödül almak da kolay bir şey yani. Ya biraz şey üzerine kurulmuş bir sistem var, tamam, positive reinforcement üzerine kurulmuş bir sistem var. Yani devamlı böyle insanları övelim, ödül verelim, şu yapalım. Yani bu her ödül tabii kolay alınan ödül demiyorum ama ödül almak arkadaşlar ben yani Türkiye'deyken falan belki o sistemde büyüseydik, o kafayla burada yaşasaydım ben, Türkiye'deki eğitim kafası yani o hırslı eğitim kafası burada olsaydım yani tonlarca ödülümüz olurdu yani. Hani biraz ödül burada çok şey, ekmek peynir gibi dağıtabiliyorlar bazen ödülleri. Hani çocuklar işte kendilerini şey istesin, iyi istesinler okulda işte yani positive reinforcement işte adını nasıl yaparsanız yani. Ondan sonra İyi bir şey, kötü bir şey değil ama tabii bazen de ekmek peynir gibi dağıtınca da bir yerden sonra bir değeri de kalmadığı gibi oluyor yani. Üniversitelerde biraz bunu biliyorlar, farkındalar hani. Biraz Amerika'da fazla ödüllerin verildiğini farkında oldukları için de her ödülün de tabii eşit değeri olmuyor yani. Onu da söylemek lazım. Her kurumun, kuruluşun verdiği ödül de eşit değerde olmuyor. Şimdi ödül var, ödül var yani. Şu sağ taraf arkadaşlar bizim Sandy'nin mezarlığı. Ne zaman geçsek? Bazen bakar düşünürüm yani. Güzel bir yer, güzel bir şey aslında. Devamlı insan ölümü hatırlatıyor, bir gün öleceğimizi hatırlatıyor yani. Çok konu hızlı değişti. Bir anda yaşamdan, eğitimden ölüme geçtik ama işte zaten geyik videosu biraz da. Hoş, ölümün geyiği olmaz. Ayrı mesele, ne kadar geyik yapabilirsin ki. Yani dünyada ondan daha gerçekçi bir şey mi var yani? Her şey gelip geçiyor. Ölüm bir türlü gelip geçmiyor yani. Kurtulamadık. Kurtulamayacağız zaten ölümden. Dolayısıyla çok da geyik konusu değil.
Şu karşıda arkadaşlar Yutan Dağları, o ölenler kaç defa bu dağlara baktı Allah bilir. Bir de biz bakalım. Bu dağlar arkadaşlar benim en sevdiğim dağlar, yani Utah'la alakalı ya da yaşadığım ortamla alakalı. Daha güzel dağlar da yok değil, var Utah'ta. Ama kışın bu dağları bir gün işte kış kar yağsa öyle çekmeyi de düşünüyorum. Çok güzel arkadaşlar bu dağlar, çok çok güzel dağlar. Kışın falan bu dağları görmelisiniz, göstermeyi düşünüyorum size. Dağ aslanları. Geçen biri birkaç bayağı insan gönderdi aslında onu bana. İşte abi Utah'ta dikkat et, dağ aslanları falan var diye. Doğru arkadaşlar. Bir defasında Kaliforniya'dayken işte öyle bir hiking yapalım dedik. Yani gezelim, dağ orman, bayır yürüyelim dedik, gaza geldik. Neyse ilk defa giriyorum böyle öyle bir şeye. İşte o ormana mı işte o dağa mı ilk defa gittim. Adamlar şey tabelayı koymuşlar. İşte demişler ki dağ aslanı çıkabilir, evet. İşte en son dağ aslanı şu şöyle bir adam parçaladı vesaire. Kaç sene önce hatırlamıyorum. Bayağı bir 10 sene önce oldu da dağ aslanının parçaladı adam kaç sene önce parçalandı. Bundan hatırlamıyorum açıkçası. Ama o da bayağı olmuştur. Dedim ya arkadaş yani... Ne bileyim ya. Bir de şöyle bir şey var biliyor musunuz? Öyle yerlere falan rızayla girdiğiniz için insurance'ınız yani sağlık sigortanız onu şey yapmıyor. Alın size söyleyeyim. Karşılamıyor ya. Adam diyor sen rızayla gitmişsin. Daha sen ne oldu bir yere girmişsin arkadaşım diyor. Öyle bir şey de vardı. Hala öyle bilmiyorum da. Şimdi size bir gamble işi, bir kumar oynasak. İleri mi gitsem, buraya mı girsem? Neyse buraya gireyim ya. Yürümüş oluruz. Evet şu an Walmart'a geldim. Alışveriş yapacağım. Ondan sonra belki bir daha kamera açabilirim. Açmazsam çok da anlatacak önemli bir konum yok. Ama size kesinlikle arkadaşlar kış gelse şu dağları göstermek, yukarıdaki yerleri göstermek istiyorum. Canlı yayın yapmayacağım için daha kaliteli video olacağını düşünüyorum. Evet bir şeyin farkına vardım. External microphone kullanmıyormuşum. Ayarlamam gerekiyormuş. Bilmiyorum, bu videonun 3. parçasının ve son parçası bugünle alakalı. External mikrofon kullandığını düşünüyorum ama maalesef iki parçada şeyin kendi mikrofonunu kullanıyormuşum arkadaşlar. Umarım ses kalitesi çok da ucube değildir. Evet, bugünü de böyle tamamlamış olduk. Şimdi artık yavaş yavaş kendi mekanımıza doğru gidebiliriz. Şimdi buradan sola dönsem, ya buradan değil, şuradan döneyim sola. Evet. Utah'a ilk geldiğimde şu görmüş olduğumuz apartmanlara da bakmıştık hemen şu sağ tarafımızda. O zamanlar bayağı pahalıydı. 10 sene öncesi bu tabii. Hatta artık 11 sene olacak neredeyse belki. Bir 10 sene öncesi doğru. 10 sene önce kesin oldu. O zamanlar pahalı gelmişti. İşte Kaliforniya'dan geldiğim zaman para mı? Ben mi geçiyorum? Bir şeyler oluyor ama neyse. Bir şeyler yıkıldı arkadaşlar. Oo, hadi yıkılıyor. Kaliforniya'dan geldiğim zamanlar işte 1500, 1600, 2000 neredeyse ev kiraları vardı. Yani şöyle söyleyeyim, apartmanlar benim kaldığım yerde 2 oda bir salon apartman arkadaşlar 2000 geçiyordu yani yerine göre. Buraya bir geldik. 2 oda bir salon, evlenmişim gelmişim, 2 oda bir salon. 800 var deyince adam böyle bir şey olduk yani. O dedik arkadaş ne güzel bir eyalete geldik böyle diye. Fiyatlar yarı yarıya düştü yani ev fiyatları. Artık burada da arttı ev fiyatları. 10 sene öncesi gibi değil artık da. Ama 10 sene önce o 800 dolar ilaç gibi gelmişti yani. Yani durumumuz ona müsait anca. Şimdi ev arıyorduk o zamanlar. Bayağı bir yere bakmıştık yani evlere. Ve şey işte bu gün gösterdiğim yere falan da baktık. Hem pahalıydı ya hatırlamıyorum. Belki 1400 falandır herhalde. Bayağı oldu. Yani lokasyon olarak tabii çok güzel bir lokasyon. Ondan sonra hem pahalı gelmişti hem de adamlar dedik 2 ay sonraya anca alabilirsiniz dedik. Yani 2 ay sonra ne yapacağız? Elhasıl kelam öyle kaldı. Güzel günlerdi ve selam. Yani o hayat kurma mücadelesi arkadaşlar eskiye bakınca tam belki şu anki durumumuz yoktu ama yani garip bir heyecan vardı. Şimdi biraz daha duruluyor insan zaman içerisinde.
Merak ediyorum ya, bu external mikrofon nasıl olacak? Keşke en baştan yapsaydık. Anlamadım ilk başta. Adam Android şey diyor, işte sağa doğru swipe et dedi. Ettik ama bir halde olmadı. Dedim herhalde swipe etmek yetiyor. Meğersem swipe edip konfigürasyonlara gidip oradan external mikrofonu seçmek gerekiyormuş. Al, öğrenmiş olduk. Evet, bugün de böyle bitirmiş olduk. Büyük bir ihtimal birazdan videoyu kapatacağım. En azından çektiğim yerleri keseceğim artık. Oralar çok da gerek yok. Ama arkadaşlar, Utah ve Utah'ımızın ulu yüce dağları. Bu yönden kendimi şanslı hissediyorum arkadaşlar. Yani böyle bu kadar güzel dağlara yakın bir yerde ev bulma şansımın olmuş olması bence çok büyük bir nimet benim için. Keşke biraz daha tabii arka taraftaki ağaçlar ya da evler ya ufak ya az ya da ne bir şeyler olsaydı da dağlara daha yakın, yani dağları böyle arkadan daha rahat görebilseydik. Çünkü ağaçlardan şundan bundan gözükmüyor ama evler gördüm burada. Adamın evi direkt dağın dibinde arkadaşlar. Yani otur, çayını içerken balkonda kışın otur o dağları izle yani, eğer donmazsan. Hadi kendinize iyi bakın.